Hüseyin Bey yaptık. Of. İnanılır gibi değil yani. Çıldırıyordum biraz da. Çok ilginç gerçekten. Nasılsınız? Neyse. İyiyim, Allah'a şükürler olsun. Evet, şimdi sohbetimize Evet. Tamam. Evet, yani bu böyle devam etseydi kusura bakmayın iptal edelim diyecektim. ben de zaten sizi daha fazla yormayalım diyecektim. Ama son şansımızda da denedik, oldu. Evet. Nasılsınız? Valla ben iyiyim. Şimdi bunu nereye koyacağım? Elimde bu telefon. Buraya koysam, bakayım bir dakika. Şu anda iyi mi? Şu an iyi gibi. Bence güzel. Tamam. Sesimi duyuyor Okey. Sesim geliyor mu oraya? efendim? Sesim geliyor mu düzgün bir Gel şekilde? geliyor. Hı. Şimdi Tamam. o zaman başlayalım. Buyurun. Zaten biz sizi tanıyoruz. Büyük ihtimal tüm dinleyicilerimiz de tanıyor. Ama hani bu video sonra da yayınlanacağı için sizi tanımayanlar olabilecektir illa. Çok nadir de olsa. Bir kendinizden bahsedebilir misiniz bize? Eyvah, bunu bana sormamak lazım. Çünkü zirzop şeyler söyleyebilirim. Çok kısaca şöyle tarif edeyim kendimi. Sanatın musiki bölümüyle uğraşan, hayatını buna vakfetmiş bir kişi diyelim. Ayrıntıları merak ediyorsanız siz var sorun, ben şey edeyim. Öbür türlü hani çocukluğumda şu yılda doğduğumda şöyle yaptı falan, bunlar hepsi zaten bilenler biliyorlar. Onun için çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. O zaman ben direkt merak ettiğim bir konuya dalmak istiyorum. Buyurun, dinliyorum. Uzun zamandır Fransa'da yaşıyordunuz. Bu sene sanırsam Türkiye'ye geldiniz. Şu an uzunca bir süredir Türkiye'desiniz. Hani şöyle bir etkiliyor size. Tırnak içinde Fransa'daki rahat hayatını bırakıp niye Türkiye'ye geldi? Bu tırnak rahatı bize açıklayabilir misiniz? Neden Türkiye'ye geldiniz? Bir amacınız mı var, yoksa değişiklik mi olsun, hava mı, belki Antalya'ya arada gidip bir denize mi girmek istediniz? Merak ediyoruz. Güzel. Arkadaşlar, ilk muhtemelen rahatı tarif etmemiz lazım. Aynen. Bir deyim vardır, amiyane insanı değilim. Çünkü Antalya'ya denize girmeye gelseydim Türkiye'ye de şu şekilde ifade edeyim. 1980 ile 90-91 yılları arasında ben Monte Carlo'da akademide profesördüm. Yani Akdeniz'de, Monaco'da oturuyordum. Denize de girebiliyordum. Arabayla atlayıp 2 saatte kışın Isola Dömil denilen bir yer vardır. Dömil 2000 demek Fransızca. Yani 2000 metre rakım. Orada kayak yapmaya gidiyorduk. Allah ne verdiyse arkadaşlarla falan. Yani bir açıdan eğer başarılı ve mutlu hayatı bu şekilde tarif ediyorsak, ona ben zaten 25 yaşındayken profesör olarak akademide erişmiştim. Ama 9 sene sonra tabii bu içimde olan bir şey, çok kısaca söylüyorum. Çok ciddi kafa yormaya başladım oradaki hayatımla ilgili. Ve Stravinsky'nin bir eseri vardır. Le Chant du Rossignol, Bülbül'ün şarkısı. Orada altın kafes içinde bir Çin efsanesi, hayatını geçiren bülbülün hayatı tefsir edilir. Orada, pardon, en önemli olan şey, ben bir nevi kendimi altın kafeste hapsolmuş kuş gibi görmeye başladım. Monaco'da çok kısa bir zaman içinde. Ekmek yerden, su gölden, maaş muhteşem, Fransa'nın iki misli neredeyse. Ve Türk tabiyetinde olduğum için, yabancı olduğum için bir kuruş kesinlikle vergim yoktu. Ben bunları elim tersiyle ittim, şey ettim, istifa ettim. Dolayısıyla ha bu, şunu da ifade edeyim. Oradaki profesörlüğüm, biliyorsunuz profesör kelimesi Türkçe'ye gelen bu kelime Fransızca profesör. Bu, ben orada Avrupa'da iki tip yarışma vardır diyeyim. Normal, egzama dedikleri Fransızların. İngilizce'de de aynı kelime, onun için de anlaması kolay.
normal imtihan. Bir de konkur, yüksek seviyede. Ben 25 yaşında konkur neticesinde orada profesör olmuş olduğum için. Bir de profesör titüler. Ne demek o biliyor musunuz? Titüler. O kürsü ve oradan emekli olana kadar benim. 25 yaşında ben o kürsüye sahip oldum. Ve ondan sonra da kaçtım gittim. Dolayısıyla ben pek fazla rahat arayan bir insan değil. Fransa'da da 50 sene kalmamın nedeni büsbütün başka nedenler. Bir kısmı tabii tamamen şahsi, onlar burada şimdi herhalde herkesi çok alakadar etmiyor diye düşünüyorum. Türkiye'ye gelmemin en büyük nedenlerinden biri de Türkiye'nin kendi alanımdaki sanat konusundaki vasatlıklarını çok uzun zamandır müşahede eden bir kişi olduğum için ve bazı şeyleri yurt dışından izlemek, görmek çok daha kolay oluyor. Çünkü ben elimi iyi görmek istesem, misal olarak bunu söylüyorum, böyle bir gözümü kapatıp bu elimi de buna öbür açık olan gözüme yapıştırdığım zaman biliyorsunuz hiçbir şey göremem. Elimi bütün boyutlarıyla doğru şekilde görebilmem için onu belirli bir mesafede tutmam lazım ki önünü, arkasını, yanını, her tarafını hülasa görebileyim. Dolayısıyla ben aslında şimdi Türkiye'nin içindeyim. Şunu ifade edeyim ki yurt dışındayken Türkiye'yi belki de daha iyi gözlemleyebiliyordum diyebilirim. Çünkü burada hangi televizyon kanalını açsam, herhangi bir akşam çeşitli açık oturumlarda çok bilmişlerin hiçbir şey, %80'i tabii, %20'si ayrı. Onları kimsenin de kalbini kırmayalım, %20'si ayrı. Hiçbir şey bilmeden konuşmalarını izlemekten biraz da siyasi programlarda gına geldi. Ve sonunda insana bıkkınlık veriyorlar. Çünkü onların niyetleri, araştırdıkları, yapmaya çalıştırdıkları şeyler çok farklı şeyler. Burada sanattan muhtemelen bahsedeceğiz ama sanat konusunda soyutlayıp diğer konulardan çerçeve dışına çıkartamayız. Tek başına hüdayi nabit bir şekilde bakamayız olaya. Eğer sanatı da göreceksek, konuşacak veya tartışacaksak bu akşam elbette onu memleketin çerçevesi, genel durumu içinde görmek mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde olmaz. Dolayısıyla ben kısaca buraya rahata gelmedim. Çok büyük rahatsızlıklara geldim. Ama ne olacağını ne ben biliyorum, ne siz biliyorsunuz. Bir tek yukarısı Allah bilir. Şöyle bir tespitim var benim aslında. Onu paylaşmak istiyorum. Ben hani yaşım gereği çok fazla, yani atıyorum 1960'lar, 70'ler ne oluyor, ne bitiyordu bilmiyordum açıkçası. Ama şu an elde ettiğim tecrübeyle, yani zaten Türkiye'de klasik müzik dünyası çok dar bir dünya. Ama siz bayağı bir çırpınıyorsunuz aslında. Hani geldiğinizden beri, yani ben çırpınan bir Hüseyin Servet görüyorum. Sürekli bir şey anlatmaya çalışıyor. Ama sanki anlatamıyor mu, yoksa karşıdan mı bir şey bulamıyor? Şey nedir? Hani burada sizin gibi sorunlardan bahseden insanlar da var tabii ki. Ama bu hep benim gördüğüm sorunlar hep bir karşılıksız kalıyor. Yani sorunun kaynağını kimse bilmiyor aslında. Ya da biliyor da söylemiyor, biliyor da söylemiyor. Veya söylüyorsa da sorunun kaynağı bunu reddediyor. Hani böyle bir şey söylenmemiş gibi davranıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bu uzun bir hikaye. Vaktimiz var mı? Var. Yani bir yarım saat 40 dakikamız daha var. Okey. O zaman şuradan başlamak mecburiyetindeyim. Sanatla ilgili bir takım şeyleri elbette söylemeye çalışıyorum. Söylediklerim bir takım insanlara batıyor. Bunu da çok çok iyi biliyorum. Bir takım insanlar da direkt olarak benim karşıma çıkamadıklarından dolayı, çünkü çıkarlarsa başlarına ne geleceğini en iyi onlar biliyorlar. Doğal olarak görmezden gelerek hani unutulması, hasır altı edilmesi gibi bir söylem, daha doğrusu bir davranış içindeler. Ki bu da eşyanın tabiatına son derece uyumlu bir şey. Yani çok beni hiç şaşırtmıyor. Hiç de gocunmuyorum çünkü böyle olmasını zaten bekliyordum. Ama bizim bu vasatlığımızın sanat konusundaki sebeplerini anlayabilmemiz için
tarihten gelen sebepleri incelememiz gerekiyor. Birini diğerinden soyutlayarak kesinlikle hiçbir şey anlayamayız. Birincisi, şuradan yola çıkayım isterseniz, Türkiye tamamen şizofren bir ülkedir. Şizofren ağır bir kelime. Neden şizofren kelimesini bilerek seçtim ve kullanıyorum bilinçli olarak? Çünkü kültür açısından çok büyük bir bölünmüşlük, darmadağın olmuşluk içindeyiz. Bunu söylemek kolay da bu niçin oldu? Ve bu nasıl açılımlar bizlere getirdi? Bunları bir kere görmek, anlamak durumundayız ki hatalardan dönelim, doğru yerlere doğru gidelim. Birincisi, maalesef Birinci Dünya Harbi'nin sonucunda Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp da Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman, kuruluş zamanında bir takım hatalar yapıldı. Şimdi ben bunları söylediğim zaman tabii insanlar çıldırıyorlar. Nasıl olur, sen işte Atatürk'e laf mı ediyorsun, dil mi uzatıyorsun, yok işte sen nasıl bir insansın falan filan gibi son derece basit hiçbir şeyi anlamaya çalışmadan papağan gibi ezberledikleri laflar üzerinden cevap yetiştirmeye çalışıyorlar ki tabii hiçbir yere vasıl olamayız. Çünkü benim derdim ne Atatürk ne de herhangi birine laf etmek değil. Benim derdim Türkiye'nin sorunlarına kendi alanım olan sanatta da bir çözüm getirmeye çalışmak. Peki burada durum nedir? Burada bizim bakmamız gereken şey, bizim tarihimiz ne? Biz tarihimizi ne kadar biliyoruz arkadaşlar? Ben bu suali tek sana sormuyorum. Programı kaç kişi şu anda izliyor hiçbir fikrim yok. Herkese soruyorum. Genel olarak da insanlar dediklerim üstünde birazcık kafa yormakla mükellefler. Eğer biz tarihimizi bilmiyorsak, ona sahip çıkmıyorsak ve onu daha beteri reddediyorsak, o zaman biz zaten ölmüşüz, haberimiz yok. Ört ki ölen. Şimdi bizim dünümüz Osmanlı İmparatorluğu'dur. Evvelki günümüz Selçuklu'dur. Daha arkasına gitmiyorum. Türkiye durup dururken gökten zembille inmiş bir ülke değil. Bir takım Atatürkçü olduğunu iddia eden cahillerin veyahut da kötü niyetliler, çünkü onların içinde hem iyi niyetli korkunç cahiller var, hem de çok kötü niyetli başka hesap peşinde olanlar var. Onların iddia ettikleri sıfırdan ulus yarattı. E şimdi ben buna güleyim mi, ağlayayım mı, yoksa bunu söyleyenin kemiklerini mi kırayım? Bunu çok samimi söylüyorum. Ta milattan önce bilmem kaç yüzyılına kadar giden bir geçmişi olan Çin kaynaklarında bilmem ne kaç kere şey geçmiş, ismi geçmiş, not düşünmüş bir ırk, bir millet durup dururken 1923'te Cumhuriyet'le birlikte hasıl oldu. E bunlar sokaktaki köpekler gülemezler bile. Öyle ifade etti. Atatürk bu memleketi kurarken, ki kimse bunun aksini söylemiyor, Atatürk nerede doğmuştu? Hangi ülkenin okullarında okumuştu? 1881'de doğduğunda Türkiye Cumhuriyeti yoktu. O genç bir çocuk ve delikanlı olarak okullara gittiği zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun okullarında yetişti. Ve bir takım şeyleri yaşadı, gördü. Ona göre tedbirlerini aldı. Ha bunların içinde o devirde yaşadığı sıkıntılar, kompleksler, eziklikler, Batı'nın karşısındaki bir takım şeylerde çok radikal hareket etmesini sağlamıştır. Ve o radikallik de biraz maalesef Türkiye'nin aleyhine olmuştur. Bir kere bunları görmemiz lazım. Dolayısıyla bizim tarihimizi bilmememiz, tarih bilincinin sıfırlanmış olması, tarih denilen şeyin öğretilmesinin felaketi, bilhassa siz gençler üstündeki yaptığı tahribatın haddi hesabı yok. Bir kere bu bir. Türkçenin lisan olarak iyidiş edilmesi, korkunç hallere düşmesi. Bugün siz gençler konuştuğunuz zaman farkında değilsiniz. Farkında değilsiniz. Ama hangi lisan konuştuğunuzu bilmiyorsunuz ve kötü konuşuyorsunuz. Bakın yanlış anlamayın, ben dünyanın en iyi Türkçesini konuşuyorum diye iddia etmiyorum.
benim bir kere edebiyatçı değilim. Türkçe uzmanı değilim. Yani filoloji okumadım. Bunlar benim uzmanlık alanları dışında konular. Ama 50 yıl yurt dışında yaşamış bir insan olarak herhalde Türkçeyi birazcık hala konuşabiliyorum. Şimdi şuraya bağlayalım. Siz diyorsunuz ki mesela yahu bu olayı detaylandıracağız. Güleyim mi, ağlayayım mı böyle bir cümle duyduğum zaman ben bilemiyorum. Çünkü detay Fransızca bir kelimedir. Yani Türkçedeki şu telaffuz şekliyle. Mesela bu detay çok enteresan dediğiniz zaman, Türkçe konuştuğunuzu zannediyorsunuz. Ya bu detay çok enteresan. Fransızcası, ce détail est très intéressant. Şimdi Fransızca mı konuştuk, Türkçe mi konuştuk? Ne kadar yakın olduğunu gördünüz birbirine. Ben bunu kesinlikle sizleri tenkit etmek, küçük düşürmek için bu şekilde söylemiyorum. Eskiden bana babam futbolun kurallarını öğrettiği zaman hücum müdafaa demişti. Hücum oyuncuları vardı, müdafaa oyuncuları vardı. Şimdi atak ve defans oynuyoruz. Dikkatinizi çekelim. Eskiden takımlar vardı, şimdi ekipler var. Fransızların meşhur spor gazetesi ismi L'équipe. El apostrof, ekip, takım demek. Atak, atake fiil olarak, j'attaque, tu attaques, il attaque veyahut da müdafaa etmek, défendre, je défends, tu défends, il défend. Geçiyorum çok fazla uzatmadan, birinde hücum ediyorum, öbüründe savunuyorum demek. Bunların Türkçe karşılıkları varken, niye bunları reddedip, bunun gibi 500 bin tane, 100 bin tane misal verebilirim. Minimum, maksimum, asgari, azami, ne bileyim, aktif diyorsunuz, faal, faaliyet. Daha devam edeyim mi? Geçelim. Türkçe iyiliş edilmiş bir insandır. Bunlar niçin böyle oldu? Bir dakika. Niçin böyle oldu biliyor musunuz? Bizi kendi kimliğimizden koparmak için bilinçli olarak yapılmış bir çalışmadır bu. Bilinçli olarak yapıldığını da iddia ediyorum. Dolayısıyla, şimdi bütün bunları sanata bağlayacağım en sonunda. Müslümanlıkla ilgili çok ağır sorunları olan bir kesim var içimizde. Dindar olmakla mükellef değiller. Kimse kimseye şu veya bu dine muhakkak riayet edeceksin diyemez. Kimse de böyle bir hak yok. Ama kardeşim sen dinin gerekçelerini yerine getirmiyorsun veya inancın yok. Başının üstünde yerin var. Seni bu şekilde kabul ettim. Sen niye inancı olanlara sabahtan akşama kadar laf ediyorsun ve bilhassa Müslümanlarla derdin? Müslümanlar çok geri, çok kötü, çok pis, çok aklınıza ne kadar şey kötü sıfat gelirse hepsini sayıyorlar. Ama hiçbirinin arkasında bir düşünce yok. Papağan gibi ezber. Şimdi bütün bunlar ne yarattı? Kimlik sorunu yarattı. Kimlik sorunu olan şizofren bir ülke olduk. Bir tarafta kendisini batılı zanneden, batının sadece taklidi, hatta taklidinin müsveddesi olan bir sürü insan var. Diğer tarafta da kendi geleneksel kültürümüze sahip çıkacağız, geleneklerimize sahip çıkacağız diye didişen, uğraşan bir zümre var. Fakat onlar da aslında kopmuş oldukları için bir noktada, onlar da yanlış, çoğu zaman yanlış hareketler içinde bunu yapmaya çalışıyorlar. Bütün bunları görüp müşahede etmezsek, İçinde bulunduğumuz sanatsal çıkmaz sokağı anlayamayız. Buyurun dinliyorum şimdi. Sanatsal bir çıkmaz sokakta izliyorsunuz. Kesin. Seyircilerimiz de biraz hani Hüseyin Bey piyanist değil mi ya, niye böyle şeyler konuşuyor diye bir şeyler dediler ve soruları da var aslında. Önemi yok. O zaman dikkatli dinlesinler, anlamaya çalışsınlar. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben kendimi bırakıyorum tamamen en normal bir insan, yine Fransızca ama normal bir insan gibi düşüneceğim. Hiçbir şey bilmiyorum klasik müzikle alakalı. Şöyle, Hüseyin Bey piyanist, dünyaca ünlü bir piyanist, çok da başarılı, ismini duyuyoruz. Hüseyin Bey ama dinliyorum. Hüseyin Bey bir sorundan bahsediyor. Hüseyin Bey ama aynı zamanda dilden, dinden, tarihten bahsediyor. Yani benim kafam karışıyor. Hüseyin Bey'in
Ben şunu merak ediyorum. Hüseyin Bey Fransa'dan buraya gelmiş. Bunları anlatıyor. Ama Hüseyin Bey'in amacı ne? Hüseyin Bey ne yapmak istiyor? Somut olarak yanlış gördüğü ve düzelmesi gereken şeyler ne? Birazcık daha anlaşılır kılabilmek için. Şimdi şöyle ifade edeyim. Bir takım şeylerden bahsettim. İnsanlar tabloyu ezberledikleri ve kabul ettikleri şekilde değil, üstüne çünkü hiç kimse genelde kafa yormuyor. Ama o hani onların tam olarak olayı görmesini engelleyen perdeyi mümkünse birazcık tül perdeyi hiç olmazsa çekmeye çalıştım. Şimdi hep misal olarak bunu veriyorum. Bugün daha da fazlasını vereceğim. Çok sesli musiki, armoni yapısı, yani gerek şakuli, gerek ufki yapısından, armoni ve kontrpuan denilen şeylerden dolayı tek sesli musikiye bir fark atıyor. Şimdi bunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Ve bu tek seslilik, çok seslilik arasında sentez denilen, bakın bu da Fransızca bir kelime, ikisinin arasında kendi kültürümüzden yoğuraraktan nasıl bir üslup yaratmak durumundayız? Üslubu yaratabilecek miyiz? Yaratabildik mi? Yaratamadık mı? Yaratamamışsak hangi sebeplerden dolayı yaratamadık? Şimdi bunların üstünde birazcık kafa yormaya çalışalım. Osmanlı İmparatorluğu zamanında ve Rus Çarlığı zamanında, üç aşağı beş yukarı hep bunu söylüyorum, altında çiziyorum. Altında çiziyorum. Batı'nın teknikleriyle çok sesli musiki açısından Rus halkının ve Türk halkının diyeyim, tanışması çok büyük bir zaman açısından fark yaratmıyor. Güzel. O zaman niçin Rusya'da çok kısa zamanda takriben, yani her şey tabii izafi, Çaykovski gibi dev bir besteci çıktı ama bizde olmadı. Tamam, bunu sordum. Devam ediyor. Bale denilen sanatı Ruslar mı yarattı? Hayır. Rönesans'ta bütün sanat kollarında olduğu gibi balenin temel adımlarını kodlayan, şifreleyen, not eden, yaratan tekrar da İtalyanlardır. Bugün oğlunuz balet olacak, kızınız balerin olacak olsa Rusya'ya mı yollarsınız, İtalya'ya mı yollarsınız? Neden Ruslar bale ile özdeşleştiler? Rusların kendi öz sanatı değildi. Neden Rusların Çaykovski'den bu yana, bütün bestecilerini saymayayım çünkü herhalde izleyenlerin bir kısmı biliyorlar, yani insanları da çok aptal yerine koymayalım, bir Rus ekolü üslubu yarattılar ve devam ettirdiler. Daha beterini söyleyeceğim. Daha dün kurulmuş olan nispeten Amerika Birleşik Devletleri'nde Steve Reich'tan tutun da ondan evvel işte Leonard Bernstein'miş, yok işte şuymuş, buymuş, hepsini gene onların da saymayayım. Amerikalıların da kurmuş olduğu nispeten bir Amerikan ekolünden bahsedebiliriz klasik Batı musikisi çerçevesinde ve onun ötesinde bir de caz denilen olayı çıkardılar. Peki bunun karşılığında bana biri desin ki biz de bunu yaptık. Buyursunlar, dinliyorum. Hangi üslubu yarattık Türk üslubu olarak? Hangi ekol kelimesini kullanayım herkes Ben sevinsin? Yarattık. olası bir cevabı da size vereyim. Türk beşleri var mesela. Biliyorum. Hatta onların çok kıymetli iki tanesi rahmetli benim hocamdı. Piyano derslerini rahmetli Ulvi Cemal Erkin'den ve eşi Ferhunde Erkin'den, ilk Ferhunde Hanım'dan Ankara'dan, sonra bu kanun kapsamına alındığım zaman Ulvi Bey'in talebesi olmuştu. Akabinde rahmetli gene Adnan Saygun'un talebesi olmuştu. Necip Kazım Bey'i, Mithat Feryal'i falan. Hepsini çocuktum tabii ama hepsini çok iyi tanıdım. Peki arkadaşlar, ben elinizi vicdanınıza koyun.
Ben sizlere soruyorum ama adam gibi düşünün, adam gibi cevap verin. Benim karşımda palavraya hiç benim tahammülüm yok. Demin saydığım besteciler, Rus ekolü, hatta Amerikan tarzı bir ekolden bahsedelim. Bizim ekol olarak koyabileceğimiz ne var? Soruyorum. Cevabını varsa bilen versin. Ben daha bilmiyorum. Türkiye'de üslup olarak hiçbir zaman kendi dehşeti, yani dehşetengiz şekilde zengin kültürümüz, folklorumuz, musikimizden faydalanarak yola çıkıp ortaya düzgün bir şey devamlı olarak koyamadık. Ha, iyi eser, pardon, iyi eser hiç yok, olmaz olur mu? Var. Onların da zaten düzgün icra edilip piyasaya düzgün şekilde tekrar bir devlet politikası olarak diyeyim, siyaset olarak karar alınması lazım. Tekrardan sürülmesi lazım. Ama şu eser iyi, bu eser iyi diye söylersem, gerisi için de düşündüm, ortaya çıkacağı için şu anda hangi bestecinin hangi eseri daha iyidir diye misal vermek istemiyorum. Ama bu noktada elimizi vicdanımıza koymak ve düşünmekle mükellefiz. Aksi takdirde palavrayla yatıp palavrayla kalkıyoruz, palavrayla yaşıyoruz, vasatlıktan kesinlikle kurtulamıyoruz. Benim söyleyeceğim bu kadar. Peki, Eğer bu noktada şöyle devam ettireyim. Vasatlık tamam. bulamıyoruz. Peki, şu an somut olarak ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Sorun nedir? Nasıl çözeceğiz? Klasik müzik dünyası Türkiye'de niye bu vasatlık sizin dediğiniz gibi vasatlık devam ediyor? Ne olacak? İnsanların kafasına bu sorular geliyor. Vasatlığı yaratmış sistem sürgüt devam ettiği takdirde 60 sene ilahiye vasatlıktan kurtulamayız. Vasatlığı sıfırlayıp tıraş edip yeni bir sistem oturtmamız lazım. Türkiye'de vakti zamanında çok iyi niyetle yapılmış ama çok kötü sürdürülmüş bir takım kurumlar var. Devlet kelimesini rumuzunu taşıyan ne kadar kurum yer varsa, ben bunu çok açık her zaman söyledim. Devlet konservatuvarı, devlet orkestrası, devlet işte senfoni orkestrası, devlet operası, devlet balesi, devlet korosu, devlet şusu, devlet busu, devlet sanatçısı, ki ben devlet sanatçısıyım. Şu andaki şekliyle hiçbir mana aşağı yukarı ifade etmiyor. Neden? Şimdi bakın, birileri gene çıldırıyorlar beni duydukları zaman, ben bunu tahmin ediyorum. Ben demiyorum ki bunları iptal edelim, sıfırlayalım, yok edelim. Böyle bir şey kesinlikle demedim. Ben diyorum ki arkadaşlar, madem siz her şeyi çok iyi biliyorsunuz, çok böyle Allah kültür abideleri olarak piyasada geziniyorsunuz, madem bu kadar çok iyi biliyorsunuz, bana bir tane ilaç için neden bir Viyana Filarmoni, Berlin Filarmoni, ne bileyim Londra Filarmoni veya Senfoni, Chicago Senfoni gibi bir orkestra İlaç için tek bir tane yok. 1923'ten 2023'e bakın, çok az kaldı. 100. senemize. Neden? Hala yok. Devam ediyorum. Neden Türkiye'de Uzak Doğu'da Japonya, Güney Kore, Singapur, Çin, kıta Çin'inden bahsediyorum. Tayvan, bütün bu ülkeleri çok çok iyi biliyorum, tahmin edersiniz. Bu ülkelerin temelinde klasik batı musikisi yok. Neden Japon orkestraları bizimkilerden 8 misli daha iyi? Hadi. Soruyorum. Benim Japonya'da çalmadığım orkestra kalmadı. Şimdi tek tek saymaya başlamayayım, ayıp olur. Tabii. Seul'de, Güney Kore'de en iyi orkestra olan Seul Filarmoni ile 2-3 kere, tam hatırlamıyorum, oturup biraz düşünmem lazım. Ama o işin gene ayrıntısı, bakın detayı demedim, ayrıntısı dedim. Bunların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Ben şu anda kendimden bahsetmek için burada değilim. Neden o ülkelerin o orkestraları bizimkilerden daha iyi çalıyor? Şöyle bir Ben cevap. soruyorum. O orkestraların
mesela orkestra üyelerinin aldığı maaş çok daha iyi. Türkiye'deki orkestralar çok daha düşük ve insanlar hani orkestrada aldığı maaşa ek bir de zamanını başka gelir elde edecek şeylere harcamak zorunda kalıyorlar. Genelde ben böyle bir cevap duyuyorum buna. Siz Çok doğru. Şimdi elbette ki Japonya'daki ve Kore'deki maaşlar göreceli olarak bizimkilerin aldığı maaşlardan daha yüksek. Bu 2 2 4. Şimdi bu Fransa'da da böyle, Almanya'da da böyle, tamam mı? Güzel. Ama Slovenya'da, Polonya'da, Romanya'da hele kesinlikle böyle değil. Onu da geçtim. Ben sadece bunları misal olarak insanların olayı tam olarak görmesi için söylüyorum, bahsediyorum. İngiltere'ye geri kalmış bir ülke muamelesi herhalde yapmayacak bu kıymetli arkadaşlar. İngiltere'de ne kadar çok ekmek o kadar çok köfte, ne kadar çok köfte o kadar çok ekmek şeklinde gider müzisyenlerin hayatı. Orkestra provasından sonra stüdyoya, kayda, oradan derse, oradan akşam konsere, oradan bu şekilde yaşıyorlar. Kesinlikle İngiliz müzisyenlerin doğru dürüst bir maaşı yok. Maaş olarak. Asgari maaş alıyorlar. Ama 170 işe koştukları için çok iyi para kazanıyorlar. Geçtim. Şimdi bakın Japonya'dan bahsedeceğim. Tamam mı? Şimdi birileri yine çok bozulacak ve üzülecekler. Türkiye'de hangi orkestra olursa olsun, opera orkestrası, senfoni orkestrası, hangi şehirde ne olursa olsun fark etmez. Bu arkadaşlar sezona ya Eylül ayının en son haftası yahut da Ekim ayının ilk haftasında başlarlar. Ve genelde Mayıs sonunda da Haziran gelmeden bitirirler. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül 4 ay tatildir. Diğer şeyleri saymıyorum. Bu arkadaşların, bu orkestralar lütfen opera olsun, senfoni olsun fark etmiyor. Siz genç insansınız, bu bilgisayarları, şunları bunları kullanmasını biliyorsunuz. Ben sizleri davet ediyorum. Şu 25-30 sene girin şeyleri, arşivlere. Araştırın hangi repertuvarlar çalınmış, kaç tane yeni eser eklenmiş. Araştırın. Yoksa hep aynı eserler mi çalınıyor, seslendiriliyor? Geçtim. Çağdaş musiki açısından, bunu da daha önce dillendirmiştim. Çağdaş musiki neden hiç çalınmıyor bu ülkede? Neden? Genç bir sürü besteci arkadaşımız var. Kabiliyetli. Neden onlara eser sipariş edilmiyor? Neden çalınmıyor? Şimdi bakın, Japonya dedik ya demin. Japonya ile mukayese edeyim. Bu arkadaşlar, bizimkiler, senede kaç hafta konser veriyorlar? Hesaplayalım. Hep aynı repertuarı çalıyorlar. Onu da zaten biliyoruz. Kimse aksini inkar edemez. Onu da bir kalem geçelim. Japonya'da Tokyo Senfoni Orkestrası, ki ben onlarla plak doldurmuştum. Bu 365 gün var. Benim bildiğim kadarıyla değişmemişse bir senenin içinde. Bunların takriben 180 konseri var. Bakın takriben 180 dedim. Ve 180 konserin gidip programına bakabilirsiniz. Davet ediyorum sizleri. Aynı eserler çalın. Çağdaş eserleri. Bakın girin kaç tane çalıyorlar, seslendiriyorlar. Ve bakın ben Japon olalım da demiyorum. Kimse yanlış anlamasın. Çünkü biz istesek de Japon olamayız. O da bir kültür meselesi. Ve bunların yıllık tatili ne kadar biliyor musunuz? Bir tahmin et. 20 gün. Bir hafta. Bir hafta. Bir hafta. Aha, ondan sonra daha iyi para kazanıyorlar. Kusura bakmayın da birazcık daha iyi para kazansınlar. Şimdi ben ne diyorum? Orkestraları sıfırlayalım, imha edelim mi diyorum. Hayır, öyle bir şey demiyorum. Bu kurumları imha mı edelim diyorum. Hayır, bu kurumları adam edelim diyorum. Eğer bu kurumlar adam olmayacaklarsa ve kesinlikle eski hamam, eski tas gitmekte niyetliyseler, o zaman bunları oldukları yerde bırakıp yepyeni sıfırdan başka bir kurum,
başka bir şey inşa etmek gerektiğini söylüyorum. Aksi takdirde hem şizofren olacağız. Yani bir kısım batı 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 sabah kalkacak batı diyecek. Bu bir nevi zikir olarak batı 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 diyecek. Bir taraf başka bir şey söyleyecek. İkisi arasında devamlı bir didişme ve itişme olacak. Ve tamamen hiçbir yere varmayan, hiçbir kıymeti harbiyesi olmayan bir didişme itişme. Hiçbir şekilde beni alakadar da etmiyor. Onu da geçelim. Ve bunlar bu şekilde hiç şu noktadan şuraya gidemeyiz. Ve gidemedik zaten. Ve bu şekilde devam ettiğimiz sürece de gidemeyeceğiz. Gidemeyeceğiz. Bu kadar basit. Ha, peki ne yapmak lazım? Şu andaki sistemde bu işlerden anlayan birinin gidip Sayın Cumhurbaşkanımıza ne olup bittiğini, ne yapılması gerektiğini izah etmesi lazım. Ama izah eden kişiler bu çarşaf olmuş, rezil rüsva olmuş, tefessüh etmiş sistemin temsilcileri ise onlar elbette kendi rahatlarını korumak için, kendi rahatlarına halel gelmemesi için kendilerine ne kadar mükemmel olduklarını anlatacaklardır. Ve tek isteyecekleri de sistemde en ufak bir şey değişmeden maaşların artması olacaktır. Başka bir şey istemezler. Zeynep Hanım şöyle bir şey demiş Hüseyin Bey. Yeni eser konusunda telifler çok yüksek. Şu an devlet orkestralarının büyük kadro eser koyacak bütçeleri bile yok. Bırakın yeni eseri gibi bir görüş belirtmiş. Yani sanırım hani sizin söylediklerinize karşı üretilen argümanlar da hep şeyden oluyor. Yani orkestraların bütçesi yok ki. Devlet yeterince bütçe ayırmıyor. Acaba aslında aynı yere mi geliyorsunuz? Ben orada hani devlet tarafında bunun hani gerçekten bu işten anlayan kişiler tarafından değerlendirilmesi mi gerekiyor? Bu 2-2-4. Değil mi? Ben de ne dedim? Eğer bu sistem, bu sistemin içinde rahat edenler tarafından savunulacaksa 60 sene bu değişmez. Ve bu tefessüh etmiş pislik hal sürgit hiç bozulmadan böyle durur. Bizler de hep sadece ne şikayet ederiz. Dediğim gibi birileri ya rahatlarına halel gelmesini kabul edecekler ve uluslararası seviyeye geçmek için uğraşacaklar. Yahut da onları o halleriyle bırakacağız ve sıfırdan başka bir şey inşa etmek durumundayız. Evet. Çünkü ben bazı ayrıntılara gerçekten girmek istemiyorum ama devlet senfoni orkestralarının içinde bazı sazlara gittiğiniz zaman bazı eserleri seslendirmenizin zaten imkanı, ihtimali bu aşamada yok. Neden yok? Çünkü maalesef bazı şeyleri çalacak seviyede arkadaş yok. Geçenlerde ben Facebook sayfamda Stravinsky'nin zor bir eseridir. Bahar Ayini meşhur. Bahar Ayini'ni Malta Orkestrası'ndan küçük bir kesit paylaştım. Şimdi Malta'nın haritada baktığımız zaman yerini bilmeyenler için söylüyorum. Bulamazlar. Küçük bir ada malum Akdeniz'in ortasında. O küçük adanın orkestrası Türkiye'deki orkestralardan 8 misli daha iyi çalıyor. Ve burada bir sıkıntı var. Bunun aksini inkar edemeyiz. Hadi bir de bütün bunları birileri çünkü şunu diyeceklerdir benim bütün bu anlattıklarımdan sonra. Hüseyin bütün bunlar iyi güzel evladım da bunlar zaten bak hepsi Batı müziği. Bizimle bunların alakası yok. Ha, şimdi bu da bir görüş açısı. Peki o zaman ben demin ne dedim? Kendi dehşete İngiliz kültürel zenginliklerimizden bahsettim değil mi? Ve bu musiki konusunda da böyle. Türkiye'nin folkloru dünyada gördüğüm en zengin folklorlardan biri. Kendi geleneksel musikimiz dünyadaki en güzellerden biri. Ben onu çok çok severim. Bunu söylediğim zaman da zaten birileri
Bana daha da çok kızıyorlar. Ben bunu kaç kere için karşılıklı konuşurken de yaşadım. Çünkü tek sesli müziği sevdiğinizi söylerseniz ki bazı parçalar gerçekten muhteşem ötesi, gerici oluyorsunuz onların nazarında. Şimdi geçelim onların sakatlıklarını. Bunlar beyinsel sakatlık tabii. Şuraya bağlayacağım. Bu noktada kendi zenginliklerimizden yola çıkarak nasıl Kodály, Bartók, Dvořák, efendim Beethoven, yok işte Schubert, hangi eseri alırsam alayım, gülmem tutuyor bazen, nasıl kullanılmış diye. Bakın Bach'tan Bach, Johann Sebastian Bach. Adam İngiliz suite diyor, Fransız suite diyor. İçinde jig, menuet, sarabande, yok şu, yok bu. Hepsini saymayalım tekrar. Bunların hepsini soruyorum size. Nedir bunlar? Hepsi dans. O devirdeki dansları alıp o şekilde işliyor, o şekilde yazıp, o şekilde sunuyor ki o küçük saraydaki bir dans olmanın ötesine geçiyor. Evrensel bir sanat eseri oluyor. Biz bunları şimdiye kadar ne kadar düzgün, yeterli kullanabildik. Nasıl şu şekilde toplayayım. Kendi dehşet engiz zenginliklerimizi evrensel hali muntazam bir şekilde getirmeyi başarıp üslup yarattık mı, yaratamadık mı? Bitti. Evet. Hüseyin Bey, bence çok değerli şeyler söylüyorsunuz. Asıl sorun, hani sizde bir sorun var demek ki de, genel olarak hani insanların birbirlerini dinleyemiyorlar gibi. Hani böyle bir sıkıntıdan ötürü hani size çok fazla Hüseyin Bey şöyle böyle diye şeyler duyuyorum. Bence bu oturup birbirimiz, çünkü sizin aslında amacınız da benzer. Hani yani çoğu kişiyle aynı eksikliğe ayak basıyorsunuz. Benim zamanımızın kısıtlı olmasına ötürü son bir sorum var size. Eskiden Hüseyin Sermet işte o orkestrayla konser verir, bu orkestrayla konser verir, İstanbul Müzik Festivali'nde yer alırdı. Artık neden sizi bu kadar sahnede göremiyoruz? Neden bizi o muhteşem şeyinizden mahrum bırakıyorsunuz? Yoksa bırakıyorlar mı? Söylediklerim var ya, bu konuştuklarım. Evet. Birileri tamamen bana karşı cephe oluşturmuş durumda. Yani ben ambargo altındayım. Çünkü benim söylediklerim kendi, bakın bunu çok dikkatli dinleyin. Mensup olduğum ama ruhen kesinlikle ait olmadığım zümreyi dehşet rahatsız ediyor. Çünkü onların nazarında bir tek kendi doğruları vardır. Çünkü ak gözlüğü takmış oldukları için o dünyanın içinde yaşarlar ve bunu hiç çekip şu tarafa veya şu tarafa bakmak akıllarına gelmez. Onlar şu şekilde tarif edilir. Kendilerini nasıl tarif ederler? Atatürkçü. Ben Atatürkçüyüm dediysen zaten en sıkıştığı zaman ben Atatürkçüyüm diyor. Akan sular durmalı orada. Onu dediği andan itibaren zaten konuşacak hiçbir şeyiniz kalmıyor. Çünkü zira Hazret Atatürkçü. Laf bitti yani. Şimdi ben onlarla gördüğünüz gibi dalga geçiyorum. Çünkü bu kadar zeka kısıtlaması eksik insanlarla konuşacak bir şey kalmıyor aslında. Bunlar senin de mensup olduğun okul mesela onlardan biridir. Bu gibi yerlerde okurlar. Genellikle bu gibi insanlar nelere dikkat ederler? Eğer halleri vakitleri buna müsaitse benim papaz okulu diye adlandırdığım okullarda Aziz bilmem ne, Aziz bilmem ne, Aziz bilmem ne Fransız okullarıdır bunların çoğu. Ondan sonra Galatasaray tabii ki bunları açıkça ifade edelim. Efendime söyleyeyim işte bunlar Türkiye çapında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Hacettepe yok işte Boğaziçi falan Türkiye çapında kalbur üstü olduğu iddia edilen yerlere kapak atmaya çalışırlar. Çok parası olanlar da yurt dışına çocuklarını yollarlar. Ve Fransızca, İngilizce başta olmak üzere akabinde Almanca, İspanyolca, İtalyanca falan biliyorlarsa yani Batı lisanlarından birine hatta ikisine düzgün bir şekilde hakim olmuşlarsa zaten kültür olarak onların önünde hiç kimse duramaz. Kendilerini öyle yaşar.
Türkiye ile ilgili bağları da maalesef bir batılı nasıl bakıyorsa Türkiye'ye, beyinleri onlar farkında olmadan yıkanmış olduğundan dolayı kendi ülkelerine, kendi insanlarına, kendi öz kültürlerine bir batılı nazarıyla bakarlar. Ve bu şekilde gördüklerinden dolayı da bir türlü kendilerine çekidüzen veremezler. Bu insanlar, ben böyle konuştuğum için ve gerçekleri bana sorarsanız ifade ettiğim için şu anda bana düşman olmuş durumdalar. Beni, yani ismimi gördükleri yerde duvarda kazıyorlar. Resmimi görürlerse de siliyorlar. Dolayısıyla beni konserlere davet etmemelerinden daha doğal bir şey olamaz. Bunların karşısındaki diğer kesime geldiğimiz zaman, geleneksel diye adlandıralım ki AK Parti'nin iktidarında biraz daha özgüven bulmuş olan kesime, bu kesimde senelerdir benim mensup olup ait olmadığım çevre çeşitli noktalara hakim olmuş olduğu için Batı sanatı ile ilgili hangi tarafa giderseniz gidin, iş sanat, ak sanat, İKSV, aklınıza gelirse bir hepsini saymayalım. Bu zatlar tarafından idare edilir. Ve onlar bana bu dediklerimden dolayı kızgın. Öbür tarafta ne yapacağını bilemediği için ve devamlı öbür tarafa, yani batılı tarafa danıştığı için ne yapması gerektiği hakkında, onların da burnu pislikten çıkmıyor. Yani olay buna ibaret. Siz bu durum böyle gittiği sürece beni 60 sene Türkiye'de göremezsiniz, onu söyleyeyim. O zaman Çünkü gördükleri yerde vur emri var hakkında. eyvah, eyvah, çıkmayın evden. Zaten çıkarsa Zaten şu anda çıkabiliriz, çıkamıyoruz. o zaman Hüseyin Bey, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbetti. Size Rica ederim.